Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet, adayımız, öğrencimiz Yasemin Çoban. Hoş geldin. Şimdi biraz sonra dersimizi başlayacağız, değil mi Yasemin? Yarından sonra, yani hafta sonu sınavı göreceğiz. Bu süreçte neler öğrendik, neler yaptık? Bunun hepsini tek tek göstereceğiz, değil mi? Evet. Önce dış tanıtım, motor aksamı ve bagaj tanıtımıyla başlıyoruz. Evet, şimdi motor kaputunu açıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Motor soğutma suyu. Evet. Cam silecek suyu. Yağ kontrol çubuğu. Yağ kontrol kapağı. Motor. Radyatör. Akü. Hidrolik fren yağı. Sigorta kutusu. Kapatabiliriz. Şimdi bagaja geçiyoruz. Bagaj tanıtımı yapıyoruz. Bagajdaki gereçleri. Kapağını açtık aracımızın. Ara bölmeydi. Kaldırıyoruz. Şöyle. Şuradan sayalım. Step'te yedek lastik. Evet. Bijon anahtarı. Evet. Çeki demiri. Kiriko. Tamam. Güzel. Neler vardı? Üçgen reflektör. Evet. İlk yardım çantası. Tamam. Yangın söndürme tüpü. Tamam. Bu kadar. Kapatıyoruz bagajımızı. Ve içeri girip iş tanıtımı yapacağız. Dört lastiği kontrol ediyoruz. Evet Yasemin, aracı bindik. Ne yapıyoruz? Önce emniyet kemeri, değil mi? Evet. Emniyet kemerini alıyoruz. Aracı içine girdik. Emniyet kemerimizi şöyle tak. Güzel. Ondan sonra aracımızın boşta mı değil gibi kontrol ediyoruz. Boşta evet, olduğunu eminiz. Araç tanıtımıyla başlayacak sana konuşuyorum, tamam mı? Tamam. Yasemin. Diyecek ki, hadi bakalım aracı bindin, ön hazırlıklarını yaptın. Koltuğunu ayarladın mı? Evet. Koltuk ayarlı. Biraz önce kullanmıştık zaten. Aynen. Aynen da ayarlı, evet, değil mi? Ayarlı. Aynen da ayarlı. Evet, şimdi aracımızı tanıtımı geçiyoruz. Geçiyoruz, evet. Boşta. Evet. Yarım kontak yapalım. Şurada neler var bir gösterelim arkadaşlar. Emniyet kemeri. Hı-hı. Ver kontak aç. Tekerlik basıncı ayarı. Lastik basıncı. Lastik basıncı. Ver kontak aç, hemen kapanıyor çünkü. Direksiyon. Hı-hı. Elektronik arıza. Hı-hı. Motor arıza. Kontak aç. Kaygan zemin. Hı-hı. ABS ayarı. Öbürkü el freni. El freni. Şu ortadaki 90 yıldan orta, motor hararetli. Motor hararetli ve alttaki de yakıtı. Şu sağdaki saat ne işe yarıyor? Devir saatimiz. Soldaki devir. Heh, o devir. Pardon. Devir saatimiz. Sağdaki. Kilometre saatimiz. Tamam, güzel. Şu kol neydi? Bu sinyallerimizi veriyoruz. Sağ sinyal, sol şu sinyal. Silecekleri çalıştırıyoruz. Evet. Aracımız kaç vites? 5 ileri 1 geri. Tamam. Ondan sonra şu ne işe yarıyor şuradaki? Dörtlü sinyal kullanmamız. Evet. Güzel. Şuradaki iç aydınlatma, değil mi? Evet. Şu iç aydınlatma. İç aydınlatmamız. Şöyle pedalları da bir şey yapalım. Şöyle. Debriyaj. Evet. Fren ve gaz. Evet. En soldaki debriyaj. Evet. Ortadaki fren. En sağdaki de gaz, değil gaz mi? Gaz. Evet hocam. Tamam. Şimdi hazırız. Evet. Çalıştıralım aracımızı. Sinyalimizi ilk etapta verdik. İyi oldu. Evet. Çünkü kırmızı atan sinyal. Vitesimizi bir alıyoruz, değil mi? Evet, şöyle. El frenimizi indiriyoruz. Artık yavaştan yolun boşalmasını bekliyoruz. Bakıyoruz duruma göre. Tam solu da kıralım. Sanki boş gibi, değil mi? Tamam, yol düzgün. Çıkışımızı yaptık. İyi bir çıkış yaptı Yasemin arkadaşımız. Devam ediyoruz, karayoldayız artık. Evet Yasemin, şimdi yola çıktık değil mi abi? Evet hocam. Neler yapıyoruz karayolunda? Nelere dikkat etmemiz lazım? Arabayı yolda çok gezdirmiyoruz. Evet. Direksiyon hakimiyetimizi sabit tutmamız lazım. Evet, mesela şu anda öndeki olduğu gibi. Öndeki aracımızla mesafemizi korumamız lazım. Sollamalarda neye dikkat etmemiz lazım? Kesik çizgiler ve dik çizgilere çok dikkat etmemiz lazım. Şu andaki olduğu gibi kesik çizgiler, değil mi? Şu anda kesik çizgiler var. Evet. Yani arabayı sağa sola yönlendirebiliriz. Yolun akışına göre. Güvenli sürüş yapmak için. Yani sağ sol yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Yollarda kesinlikle sinyalleri unutmuyoruz, değil mi? Sol şeride geçerken, sağ şeride geçerken. Evet. Şu anda Yasemin arkadaşımız 10. derste, 12. derste sanırım. Gayet iyi bir seviyeye geldi. Gördüğünüz gibi sakin, kendinden emin, yola hakim, trafiğe hakim, değil mi? Mesela önümüze bir araç çıktı, yavaşlıyoruz, onun hızlanmasını bekliyoruz. Hızımızı azalttık, hemen ne yapacağız? Vites düşüreceğiz, değil mi?
4'teydik, 3 alıyoruz. Devam ediyoruz şimdi 3. teste. Şeridimizde kalalım, sakin olalım. Aracı gezdirmeden gayet güzel. Bu şekilde ana yoldaki görevlerimiz, kurallarımız bunlar. Biraz sonra sırayla eğimli yol kalkışı, duruş kalkışı yapacağız. Ardından L park. Aynen. Evet Yasemin, şimdi eğimli yola yaklaştık. Eğimli yola geliyoruz. Şimdi eğimli yola gelince neler yapıyoruz? Bir anlat bakalım arkadaşlar. 150 metre kala eğimli yola geldiğimizde sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet, verdik şu anda. Sağ sinyalimiz yanıyor. Hafiften sağa doğru kayıyoruz. Şimdi çiz tekerimizi, aynı bariyerlerde fazla evet, yaklaşıyoruz. Hafif debriyajı basarak. Full debriyajı, hafif değil, full basıyoruz debriyajı. Hafifçe, frene de hafifçe dokunuyoruz ve burada uygun bir şekilde duruyoruz. Evet. Şimdi duruşumuzu yaptık. Sınav duruyor, 30 saniye bekliyoruz. Sol sinyali yaktın, evet, alkış hazırlamak önce sol sinyali. Aynen. Birinci vitesimizi aldık. Evet. Hafif debriyajı bırakıyoruz, minik, hemen gaza geçiyor arkadaşımız. Tabii debriyajı hemen yavaş bırakacağız. Yavaş. Atıyoruz hemen ikiye. Bağıttırdık aracımızı. Çünkü rampa çıkıyoruz. Biraz bağıttırmamız lazım. Sinyalimizi kapatıyoruz. Evet. Şimdi hemen 3'e alıyoruz. Bakın. Çok güzel. 3'e aldık. Ve devam ediyoruz artık. Burada bizim kendi şeyimize bağlı. İsteğimize bağlı. Çok fazla hızlanmak icap ederse 4 alırız. Ama gerek yok. 60'da gidiyoruz. 3. viteste 4 almaya gerek yok. 60'ı geçmediğimiz sürece. İleride L park alanına gireceğiz. L park alanına yaklaştık. Sağ sinyalimizi yaktık. Yine 150 metre. Debriyajı. Full basıyoruz. Bakın burada unutulmaması. Bakın önümüz müsait arkadaşlar. Evet, yavaşlıyoruz bakın ama durmuyoruz. İyice hızımızı azaltıyoruz ve birinci vitesi alıyoruz. Şu anda 3'teydik. 1'i alıyoruz. Evet, güzel. Birinci vitesi aldı Yasemin arkadaşımız. Ve devam ediyoruz şimdi. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Yolu ortalıyoruz. Bakın burası çok önemli. Yolu ortaladık. Devam ediyoruz. Şu Dubai'yi kelebek camında görüp duruyoruz. Çok gittiysek hafif eriftesi aldık. Kelebek camını görecek şekilde yavaşça geliyoruz ve duruyoruz. Şimdi L park alanına geldik. Yasemin arkadaşımız. Şu Dubai'yi kelebek camında konumlandırıyoruz. Evet, şurada kelebek camını görecek şekilde ayarladı aracını. Tam sağ kırdı tekerini. Gördüğünüz gibi teker tam sağ kırıldı. Ve yavaşça giriyor. Burada düzeltiyor direksiyonunu. Ve aracını içeri alıyor yavaş yavaş. Parkını bitiriyormuş. Park bitti. Sağ sinyalini yakıyor. Sağ sinyalini yakıyor ve devam ediyor. Çıkış yapıyor. Önce burnunu, motor aksamı, kaput uç kısmı çıkıyor. Ardından tam sağa kırıp yola çıkıp parkını bitiriyor. Yine L parktan çıktık. Komisyonu aldık. Kutu öğreticiyi aldık. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Devam ediyoruz. Bir de gaza geçiyor. Çok güzel. Kalkışımızı güzel yaptık. Şuradan yan yoldan devam edip anıla çıkış yapacağız. Arkadaşlar biraz önümüz açık, hızlanıp ikiye almamız lazım. Hızlanıyoruz. Sol sinyalimizi yakıyor. İkinci vitesi alıyoruz ve devam ediyoruz. Tamam, cebe gireceğiz buradan biraz. Cebe geldik. Dönüş için cep kavşağı girişimizi gerçekleştirdik. Yavaşlıyoruz. Vitesimizi düşürüyoruz. İkiye alıyoruz. Evet, burada biri aldık. Devam ediyoruz. Yol boş. Cebe girdik. Dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet, çıkış yapıyoruz. İkiye aldık. Yol boş. Arkası uygun mesafe. Yola çıktık. Önce ikiye almıştık. Şimdi üçüncü vites aldık ve devam ediyoruz. Dönüşümüzü gerçekleştirdik. Evet, Yasemin, şimdi nereye geldik? Geri manevra, paralel park. Paralel. Evet, burada itibaren sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyalimizi. Şimdi
full debriyajı bastık. Hafif de freni bastık. Şöyle sinyalimizi kapattık, hızımızı şöyle bir 46'ya düşürdük. Ve vitesimizi 4'ten 2'ye alıyoruz değil mi? Devam ediyoruz durmadan. Aracımızı durdurmadan. Bakın 20'ye kadar düştü hızımız. 20 km'ye kadar düştü. Böyle yavaş 20, 30 geçmeyecek şekilde yavaş yavaş gidiyoruz burada. Ta ki geri manevra alanına kadar böyle 20-30'la seyrediyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sağ sinyali yapıyoruz. Önemli burası. Sağ sinyali çok durup. Devleti full basıp yine. Devleti full basıp kapatıyoruz yani. Hemen ne yapıyoruz? Geri vites. Şimdi geri vitesimizi aldık. Sinyalimizi kapatabiliriz. Artık geri manevra yapıyoruz. Geri geri. Şöyle bir şuradan takip ediyoruz bak aynadan. Evet. Çizgiyi sabit tutuyoruz tamam mı? Açmıyoruz. Çizgiyi de aramızda açmıyoruz. Çizgiye doğru da yanaşmıyoruz. Çizgiye doğru yanaşıyorsak devam et gelmeye. Arkada kimse yok değil mi? Evet. Sağa doğru kırıyoruz böyle. Geliyoruz biraz daha. Ve park, geri manevramızı bitiriyoruz. 25 metre geldik. Şimdi kalkış yapıyoruz. Birinci vites. Sol sinyal. Sol sinyalimizi yaktık. Ve direkt gidiyoruz. Paralel park alanına doğru artık devam ediyoruz. Evet, Yasemin Çoban. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk hocam. Şimdi paralel park alanına geldik. Edindiğimiz bilgileri, öğrendiğimiz bilgileri burada uygulayacağız değil mi? Şimdi güzel bir park yapacağız. Hep birlikte arkadaşlarımızı göstereceğiz. Yasemin paralel park alanı yaklaşıyor. Tekerimizi hizaladı arkadaşımız. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ direksiyonu tam sağa kırdı. Geliyor yavaş yavaş. Arkadaşlar şu anda manevralı park yapıyor Yasemin arkadaşımız. Biraz fazla kaçırdı. Teker, lastik arka teker çarpacak gibi oldu. Tam sağa kırdı, öne aldı bakın. Tekrar tam sola kırıp geri alacak ve parkını tamamlayacak. Bu manevralı park oluyor gördüğünüz gibi. Bu da farklı bir park yöntemi gerçekleştirdi. Lastikleri de çarpmadan durdu. Parkı bitti. Şimdi direksiyonu düzeltecek. Evet, biraz geri gidecek. Çünkü buradan çıkması için biraz geri alması lazım aracını. Çünkü öndeki mesafe yeterli değil. Biraz geri alıyor. Böyle birkaç yarım saat, yarım metre falan. Evet. Şu anda müsait. Sol sinyalini yakacak. Sol sinyalini yakıyor. Ve çıkışını gerçekleştiriyor. Bu da manevralı park oluyor arkadaşlar. Yani aracımız bazı durumlarda direkt girmeyebilir. Fazla kaçırırız. Çarpmadan çıktı ve parkını tamamladı. Evet, şimdi de direkt manevrasız parkı göstereceğiz Yasemin arkadaşımızla. Bu sefer arkadaşlar fazla kaçırmayacak aracını. Bakın burada zamanında durması lazım. Evet, biraz önce fazla içeri girdi. O yüzden sağ arka teker kurtarmadı kaldırımı. Ama burada tam zamanında durdu. Şu ikinci dubayı arka camda kaybetti. Ve direkt geliyor bakın. Bitti parkı. Ön teker bir çizgiye oturdu. Dubayı da çarpmadık. Dubayla da mesafemiz var. Parkımız bitti. Bu manevrasız park oldu. Çıkabiliriz. Tamam. Çıkışını gerçekleştiriyoruz. Tamam. Şimdi sol şeride geçtik arkadaşlar. Niye sol şeride geçtik? Yol müsait. Bakın arkadan gelen yok. Sol şeridimizi yaptık. Sola geçiş yaptık. Şimdi birazdan kavşak giriş yapacağız. Kavşaktan dönüp geri dönüş alacağız. O yüzden sol sinyalimizi yaktı arkadaşımız. Bakın şu kavşak işaretine geldiğimizde U dönüşü kavşak işaretine. Artık debriyajı full basıyoruz. Full bastı bakın arkadaşlar debriyajı. Ayağı frenle hiç vitesle oynamaya gerek yok. 4'te gidiyoruz bak. Ama debriyaj frenle gayet yavaş. Güzel bir giriş yapacak şimdi. Yasemin'imiz içeri kadar aracı alacak. Burada duruyoruz. Bekliyoruz tabii. Yolun boşalmasını bekleyip çıkacağız.
dönüşte ışıkları geldi tekrar. Işıklar Karaj Kavşağı ışıklarının yeşilinde geçtik, devam ediyoruz. Birazdan parkurumuz, güzergahımız sonlanacak. Sağsiyonumuzu yaptık. Bakire geçtik. İleride uygun bir yerde durup dersimizi sonlandıracağız. Dolayısıyla sınavımız da bu şekilde gitmiş olacak. Evet, gidelim. Şimdi arkasında durabilir miyiz? Arkada bir saat yer var. Geldik. Şurada durduk. Yavaşça güzel. Şimdi durduktan sonra da yapmamız gereken hareketler. Önce sinyalimizi kapatıyoruz. Boşalıyoruz arkadaşlar. Ben sürekli düğmeye basmaya gerek yok. Kontağımızı kapattık. En son pedalları bırakıyoruz bakın. Yasemin, dersimiz bitti. Evet hocam. Başarılı bir parkur, başarılı bir ders gerçekleştirdik. Evet. İnşallah bu hafta sonu, cumartesi günkü sınavda da İnşallah. Aynı başarıyı tekrarlayıp tek seferde geçme, başarılı olma ve sınavı İnşallah. Geçme temennisinde bulunuyorum. Teşekkürler. Şimdiden başarılar dilerim. Teşekkürler hocam, sağ olun. Bir dahaki artık videolarımızda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.